ahabbul kelami ilallahi en yekulel abdu subhanallahi ve bihamdihi. Allah'ın en sevdiği sözlerden birisi bir kulun, insanın subhanallahi ve bihamdihi demesidir. Buhari hadisidir. Bir mümin 100 kere subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi ve bihamdihi dese, deniz köpüğü kadar günahı olsa affolunur diye hadis var. Deniz köpüğü kadar, ne kadar çok. Subhanallahi ve bihamdihi. Ne demek bu? Subhanallahi, Allah'ım, Allah'ım, noksanlıklardan, noksan niteliklerden seni tenzih ederim. Sende hiçbir eksiklik, kusur, noksanlık yoktur. Üsebbihu, tesbih ederim. Evet. Ve bihamdihi, bana böyle demeyi nasip ettin. Allah, sana inanmayı nasip ettin. Senin nimetine şükretmeyi nasip ettin. Bu çok önemli. Mesela Ebu Cehil nasipsiz. Ebu Leheb nasipsiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mucizelerini görmüşler. İnanamamışlar. Teslim olamamışlar. Yazık. Nasipsiz adam. Biz elhamdülillah Peygamberimizden 1400 sene sonra, küsur sene sonra geldik. Allah bizi ne kadar seviyor. Görmeden eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyebiliyoruz. Çok seviyoruz. Evet, çok seviyoruz. Sarhoşumuz bile Peygamberimizin yanında bir küfredin, duman eder sizi. Sarhoşumuz bile. Evet, böyle bir milletiz biz. Peygamberi çok severiz elhamdülillah. Allah bu peygamber sevgisini bu milletten kıyamete kadar kaldırmasın inşallah. Evet, şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem min bu sözlerine kulak vereceğiz. Kulak vereceğiz. Bu söz söyleyeceğiz. Allah'ım senden eksiklik yoktur. Sen hiç kimseye muhtaç değilsin. Samet'sin. Kadir'sin, muktedir'sin. Hayyu kayyumsun. Allah'sın. Evet, hiç eksikliğin yok. Ve bihamdihi. Sana hamd ederekten bunu söylüyorum. Bana bu imanı nasip ettin. Şükretmesini nasip ettin. Nankör etmedin beni. Nimeti veren sensin. Bunu biliyorum. Hamdolsun sana. Sana hamd ederek seni noksanlıklardan tenzih ederim. Böyle tesbih çekerim. Subhanallahi ve bihamdihi. 100 defa söylersen deniz köpüğü kadar günahın affolunur. Evet. Tabii bunun devamı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bu Müslim hadisi, Tirmizi hadisi, Buhari'nin değişik varyantı var. Ahabbul kelami ilallahi, subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu akbar. Allah katında sözlerin en güzeli subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu akbar demektir. Burada subhanallah tesbih. Melekler devamlı tesbih ediyor. Meleklere benziyorsunuz. Subhanallah derseniz, Subhanallah ve bihamdihi arz ettik. 100 defa söylerseniz günahlarınız deniz kubbesi siliniyor. Evet, Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim derseniz Allah'ın en sevdiği kelimelerden birisini söylüyorsunuz. Sevabı mizanda çok ağır. Buhari'nin son hadisidir bu. Allah çok seviyor, söylemesi kolay. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Sana hamd ederek seni tenzih ediyorum, tesbih ediyorum. Azamet sahibi Allah, seni tenzih ediyorum. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Sevabı çok, söylemesi kolay. Mizanda sevabı çok ağır. Öyle diyor Peygamberimiz. Bunu söyle. Subhanallah ve bihamdihi, Subhanallahil azim. Ve bihamdihi, estağfurullah. Bunu da söyle işin zamanın varsa. Senden
hakkıyla şükredemediğim için, sana layık kul olamadığım için istiğfar ediyorum, af diliyorum. Ve bir hamdi estağfurullah. Bunu da ekle, ne güzel olur. Şimdi Sübhanallahi velhamdülillahi, hamd Allah'a mahsus. Beni yaratan O, sağlığımı veren O, şu konuşma imkanı bana lütfeden O, insan yaratan O, iman devletini veren O. Hep nimetleri saysam bitmez. Hamd Allah'a mahsudur. Bunları veren O. Başkaları vesile. Evet, velhamdülillah. Ve la ilahe illallahu. Allah'tan başka ilah yok. Ben buna inandım. La subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah. Vallahu ekber. Allah en büyük. Allah'tan büyük yok. Evet. Şimdi maç hastaları kızmasın bize. En büyük falan takım. Tabii onu laf olan beri gele söylüyor. O da Müslüman adam tabii. Allahu ekber diyor. Ezan okuyor öyle. Ettehiyyatı okuyor. Fatiha okuyor. Ama işte heyecanla mağlup oluyor. En büyük falan diyor. En büyük Allah. Allahu ekber. Evet. Böyle Allah'ın hakkı bu zaten. En büyük Allah. Allah'tan büyük var mı? Her şeyi yaratan O çünkü. Senin en büyük dediğin adamı da veya eşyayı da veya takımı da yaratan Allah. Kainatı yaratan Allah çünkü. Sen de bunu biliyorsun. Ama laf ola beri gele söylüyor böyle. Bunu söylerken ciddi olmamak lazım. Yoksa bir mümine yakışmaz bir söz. En büyük Allah, Allahu Ekber. İşte bu sözler Allah'ın en sevdiği sözlerdir. Şimdi Efendimiz can yoldaşı, ailesi, sırdaşı Ayşe anamızına bir gün demiş ki, Ayşe'cim demiş, Kur'an'ı hatmetmeden uyuma. Ayşe'cim, cennet, Kabe-i Muazzama'yı ömre yapıp tavaf etmeden uyuma. Ayşe'cim, müminleri memnun etmeden, müminleri helalleşmeden uyuma. Ayşe'cim, peygamberlerin şefaatini kazanmadan uyuma, her gece böyle. Bir dakika ya Resulallah, bir dakika demiş. Kur'an 6666 ayet. Bir gecede nasıl Kur'an okurum? Kabe nere? Ben nere? Nasıl gider gelirim her gece? Müminler şu kadar insan, nasıl bulurum da helalleşirim? Peygamberleri nasıl, nereden göreceğim de onların rızasını alıp şefaatini kazanacağım? Evet, peygamberin can yoldaşı Ayşe anamıza sırrını aktarıyorum. Bir ihlas Ayşe'cim, Kur'an'ın üçte birine muadildir, denktir. Her gün yatmadan 3 ihlas okursan, her gün Kur'an'ı hatim ecri sevabı kazanırsın. 2. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim dersen, Kabe'ye gidip ömre hac, nafile ömre hac yapmış olursun. O sevabı kazanırsın. Cennete ağaç dikersin Ayşe'cim. Rabbi ufilli veli valideyye velil müminine yevme yakumul hisab. Allah'ım beni, anamı, babamı, tüm müminleri affet dedin mi? Bu senin duan her mümine gider. Arkamızdan dua et dedi. Herkes senden memnun olur. Hakkını helal eder. Bütün müminlerle, müminlerin gönlünü almış olursun. Ayşe'cim, Allahümme salli ala Muhammedin ve Adem'e ve Nuh'in ve İbrahim'e ve Musa ve İsa ve ma beynehum minen nebiyyine vel murselin salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain dersen, Allah'ım Muhammed Mustafa'ya, Adem'e ve Ülül Azim Nuh, İbrahim, Musa, İsa peygamberlere, tüm peygamberlere salatu selam eyle dedin mi, hepsi bu selamını ulaştırılır. Seni severler, şefaat edecekler Ayşe'cim demiş. Bu hadiste öyle söylüyor zaten. Subhanallah ve bihamdi 100 defa söylersen günahlar şöyle. En sevdiği kelime. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Allah'ın en sevdiği kelimelerden birisidir. Cennete ağaç dikersin ve Allah'ı zikretmiş olursun, tesbih etmiş olursun, Allah'a hamd etmiş olursun, istiğfar etmiş olursun, Allah'ı ululamış olursun. Her şey var bunda diyor. Ve diyor ki,
alt tarafında la yadurruke bi eyyihinne bedate Sübhanallah ve elhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber derken önce elhamdülillah de, sonra allahu ekber de, sonra la ilahe illallah de veya önce la ilahe illallah de. Ben burada Sübhanallah ile başladım Ayşe'cim. Sen hangisini başlasan zarar vermez diyor. Ama bu kelimeleri söyle her gün. Evet, ben de size duyuruyorum. Allah gece gündüz Allah'a hamd eden, Allah'ı tesbih eden, Allah'ı zikreden, Allah'a şükreden salih kullarından eylesin bizi diyorum. Evet, Cenab-ı Hak bizleri sevdiği kulların arasına dahil eylesin.